Merhaba, ben Şafak Aktan. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV izliyorsunuz. Geçen hafta Cuma günü vadeli ham petrol fiyatlarında karışık seyir izlendi. Baker Hughes'un petrol ve doğal gaz sondaj kulesi sayısında düşüş açıklamasıyla birlikte vadeli Batı Teksas petrol fiyatı yükseldi. Diğer yandan pandemi sebebiyle petrol talebinin azalmasına karşın petrol arzının artması ise Brent petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Cuma günü vadeli Brent petrol 4 sent düşüşle varil başına 26,44 dolar olurken vadeli Batı Teksas petrolü ise 94 sent artarak varil başına 19,78 dolar seviyesinden işlem gördü. SİF Kuzeybatı Avrupa bazında nafta fiyatları ise Cuma günü metrik ton başına 24 dolar artışla 172 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Avrupa'da problem fiyatlarında düşüş kaydedildi. Bölgede talebin durgun olması ve polipropilen talebinde ve fiyatlarında kaydedilen düşüşler problem fiyatlarını etkiledi. Avrupa'da etilen fiyatları da geçen hafta düşüş gösterdi. Zayıf talep ve arz bolluğu fiyatlarda düşüşe neden olurken Mayıs ayı etilen kontrat fiyatındaki düşüşte spot fiyatlara aşağı yönlü baskı uyguladı. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında polipropilen fiyatları alım ilgisinin zayıf devam etmesine ve propilen fiyatlarındaki düşüşe rağmen yatay seyretti. Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları ise geçen hafta aşağı yönlü hareket gösterdi. Spot ve kontrat etilen fiyatlarındaki keskin düşüşler bölgede fiyatların düşmesine neden oldu. Türkiye'de CFR bazında alçak yoğunluklu polietilen fiyatları ise etilen fiyatlarındaki düşüşe ve zayıf seyreden talebe rağmen yatay yönlü hareket gösterdi. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise yurt dışından gelen ithalat tekliflerinin düşmesi ve talebin zayıf olması sebebiyle düşüş gösterdi. Önde gelen poliolifin üreticilerinden Borealis, İsveç Stenungsund'daki krakerinden yaptığı tedarik üzerinde uyguladığı force majörü Nisan ayı ortasında kaldırdı. Söz konusu krakerin yıllık 625 bin metrik ton etilen ve 200 bin metrik ton propilen üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polymer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange indirerek plastik ham madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 4 Mayıs Pazartesi Şafak Aktan'ı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve @polymerupdate adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.